Arkadaşlar merhabalar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz TYT Matematik kampımıza fonksiyonların dördüncü dersiyle devam ediyoruz arkadaşlar kamp ola, Kampta kullandığım kaynak Barış Yayınları video ders kitabıdır sevgili arkadaşlarım Barış Yayınları'nın hazırlayıp sunmuş olduğu Barış Çelenk Hocam'la beraber yazdığımız kitabımız Kampta kaynak olarak kullandığımız kitap arkadaşlar bu kitapta bugün sizlerle birlikte hemen söylüyorum sayfa numarasını 242. sayfada bulunan 8. Ee, fonksiyon türü parçalı fonksiyonu ele alacağız. Bileşke fonksiyonu ele alacağız ve ters fonksiyonun kapısına kadar gelmiş olacağız bugün bu derste seninle birlikte. Eğer hazırsan geçelim derse. Evet parçalı fonksiyon dedik nedir ne değildir? Tanım aralığının alt aralıklarında farklı kurallarla tanımlanmış fonksiyonlara parçalı fonksiyonlar diyeceğiz. Örneğin bir fx fonksiyonunun alt aralıklarının uç noktaları x eşittir a ve x eşittir b ise bak x eşittir a ve b biz burada a b'den daha küçük olmak üzere a'dan küçükse mesela fx'in kuralı a'dan küçükse gx fonksiyonunu kullanacaksın a ile b arasındayken hx fonksiyonunu kullanacaksın ve x'ler b'den daha büyükken dx fonksiyonunu kullanacaksın gibi alt aralıklara bölünebilir. Yani bunu mesela günlük hayatta en çok nerede görürüz? İlla böyle kendisi veya annesiyle babasıyla bir büyüğüyle beraber mutlaka böyle bir büyükçe otoparklar olur ya o otoparklara falan gitmişsinizdir ücretli otoparklara illaki ki birisi araç park etmiştir. Ve orada hep şey yazar mesela ilk bir saat şu kadar lira 1 ila 3 saat arası bu kadar 3'ten şu saate kadar bu kadar gibi ifadeler görmüşsünüzdür. İşte bu tam olarak gündelik hayatta parçalı fonksiyonun karşılığıdır arkadaş. Yani belirli aralıklarda farklı ücret ödüyorsun sen oraya. İşte bak buna biz parçalı fonksiyon diyoruz. Eğer sen 5 saat 45 dakika o otoparkta kaldıysan 3 ile 6 saatler arasındaki ne göre bir ücret ödeyeceksin gibi anlam taşır bu. İşte burada da biz bunu yapacağız arkadaşlar. Burada burada parçalanma noktası. Mesela 1 ila 3 saat arası, 3 ila 5 saat arası dedik ya mesela. 3 orada bir parçalanma noktasıdır. 1'den 3'e kadar gelmiş, 3'ten sonra fonksiyon huy değiştirmiş. Otopark fonksiyon. Huy değiştiriyor. İşte biz oradaki 3'e kritik nokta diyeceğiz. X eşittir A ve X eşittir B noktalarına parçalı fonksiyonun kritik noktaları denir. Mesela ben hep orada düşünürdüm. Tam olarak 3 saat ben orada yani 180 dakika orada durduysam acaba 1 ila 3 saat arasına göre mi değerlendirilir bu ücret? Yoksa 3 ila 6 saat arasına göre mi değerlendirilir? Yani işte buna kritik nokta denir. G, H ve D fonksiyonlarına da parçalı fonksiyonun parçaları denir gençler. 54. kazanım bakışa beraber bir bakalım isterseniz. Şöyle biraz da yaklaşmak istiyorum soruya x kare eksi 1 ve 2x artı 3 olarak alt aralıklara parçalanmış fonksiyonumuz. Ve diyor ki x'ler 2'den büyük veya eşitken bunu, x'ler 2'den küçükken de bunu kullanacaksın. O zaman f eksi 1. Eksi 1 nerede? Burada. Eksi 1'i burada yerine yazacaksın. 2 kere eksi 1. Eksi 2. 3 ekledim. 1 geldi. 2. 2 burada hocam. Yerine yaz. 4'ten 1 çıktı. 3. 4 de burada. 4'ün karesi 16. 1 çıkar. 15. Ben bunları toplarsam 19 cevabını bulurum. Sorunun cevabı da 19 olur. Devam edelim. B şıkkıyla fx artı bir fonksiyonunu yaz demiş. Şimdi parçalı fonksiyona ihtiyacım var benim. Yani yanında taşımam gerekiyor sanırım. Şöyle alalım arkadaşlar biz bunu. Ve bunu şuraya yanımıza koyalım. Buna göre bir çözüm üretelim. Tamam. Şöyle yaklaşalım bir de sorumuza tekrardan. Şimdi fx artı bir fonksiyonunu yaz demiş. fx artı biri yazalım. Öncelikle sınır... Benim bak bunu sakın unutma. Burası çok değerli. F fonksiyonundan bahsediyoruz. Yine F fonksiyonu bak. F fonksiyonunu vermişti. Bana yine F ile alakalı bir bilgi soruyor. Ya yani bu F'in kritik noktası bellidir abi. F'in kritik noktası 2, 2, 4. Bak burada kaç? 2. Tamam F'in kritik noktası 2. Tekrardan ben bu kritik noktaya erişebilmek için yani F2'nin ben kritik olduğunu biliyorum. Tekrardan bu kritik noktaya erişebilmek için benim Fx artı 1 fonksiyonumun Yeni kritik noktası ne olacaktır? Tabii ki de 1. Çünkü 1'i yazarsam f2'yi elde ederim. Derim ki o halde x büyük veya eşit 1 ve x küçüktür 1 için ben fonksiyonumu değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Şu şekilde. Burada x gördüğüm yere x artı 1 yazarım. Böylelikle x artı 1'in karesi eksi 1 olur. Ve burada da x gördüğüm yere x artı 1 yazarım. 2 parantezinde x artı 1 artı 3 bana fx artı 1 fonksiyonu verir. Dikkat et. Şu kısımda sadece x gördüğümüz yere şurada fonksiyonumuzun içerisinde yazan değeri yaz, yazarken sınır değerlerini buna göre belirlemiyoruz. Yani aslına bakarsan yine buna göre belirleyebiliriz dersin. Mesela x artı 1'i 2'ye eşitlersen x eşittir 1 geliyor ya ayrı mantık. Lakin burada bunu şu cümleyi kur. Benim fonksiyonumun kritik noktası 2 iki baba. 2'den başkası olmaz. 2 olması için x'in 1 olması lazım. O zaman fx artı 1 fonksiyonun kritik noktası kesinlikle 1'dir dersin. Şimdi mesela alttakine bakalım senle birlikte. Benim fonksiyonumun kritik noktası 2 değil mi? Yani şurada 2 olursa fonksiyon kritik noktadadır. Buranın 2 olması için x'in kaç olması lazım? 3. O zaman benim fx-1 fonksiyonumun yeni kritik noktası 3'tür. Yani x büyük veya eşit 3 ve x küçüktür 3 için ben değerlendireceğim bunu. x 3'ten büyük veya eşitken şurada x gördüğüm yere x-1 yazacağım. x-1'in karesi 1 olacak. Ve şurada da x eksi 1 yazarsam 2 parantezinde x eksi 1 artı 3 benim 3, x'ler 3'ten küçükken f x eksi 1 fonksiyonunun alacağı yeni fonksiyon değeri olacak. Tamam olay bundan ibaret. Şimdi 242. sayfamızı bitirdik. 243'e doğru geçtik gençler birazcık uzaklaşalım şöyle 55. kazanın bakıştayız f artı 2 parçalı tanımlıyı vermiş. f 3, f2 ve f8'in toplamı soruluyor. f 3 elde edebilmek için x gördüğüm yere eksi 5 yazabilmeliyim. Eksi 5 nerededir? Eksi 4'ten daha küçüktür. Eksi 5'i burada yerine yazarım. Böylelikle eksi 5 artı 1'den bana burası eksi 4'ü verir. Geldim 2'ye. 2'yi elde etmek için x gördüğüm yere 0 yazmalıyım. 0 burada. O halde direkt olarak 10'a eşitmiş. F8 8 elde etmek için x gördüğüm yere 6 yazarım. 6 nerededir? Burada. O halde 6'dan 1 çıktı. Burası da 5 olur. Ona 5 ekledim 15, 4 çıkardım 11 bana cevabın ta kendisini verir. Dokuzuncu fonksiyon türümüz mutlak değer fonksiyonu. Eskiden bu konular ÖTF adı altında verilirdi. Özel tanımlı fonksiyonlarda işlerdik biz bunları. Müfredatımızda ÖTF kaldırılınca biz bu fonksiyon türlerini işte parçalı tanımlı fonksiyon olsun, mutlak değer fonksiyonu olsun biz bunları artık gençler fonksiyon grafikleriyle beraber artık burada fonksiyonun içerisinde veriyoruz. fx bir gx'in mutlak değerine eşitse şimdi içeriği sıfır yapan değer bizim kritik noktamız olur çünkü mutlak değerin içini sıfır yapan nokta kritik noktaydı mutlak değeri işlerken ben sana bir bir anlattım. İçeriği sıfır yapan nokta kritik nokta olduğu için Gx'in 0'dan büyük veya eşit olduğu yerlerde bu fonksiyon gx diye davranırken, gx'den gx'in 0'dan küçük olduğu yerlerde mutlak değer dışına eksi gx diye çıkması gerektiği için eksi gx gibi davranır. Her x reel sayısı için mutlak değeri 0'dan büyük veya eşit olduğu için gx'lerin f(x) eşittir mutlak değer gx fonksiyonunun görüntü kümesi daima pozitif reel sayılar birleşim sıfırdır. Pozitif reel sayılar birleşim sıfırdır. Yani sonucu görüntüsü negatif olamaz mutlak değer fonksiyonları kritik noktalarından yararlanılarak bir parçalı fonksiyon biçimde yazılabilir. Bak burada görüldüğü üzere. Şimdi gel güzel kardeşim bunu parçalı tanımlı fonksiyon olarak yazalım. Hemen bakıyorsun mutlak değerin içerisine. Bunu sıfır eşitleyen değer kaçtır? 7. O, zaman, o halde 7 benim kritik noktamdır diyorsun. Kritik nokta. Yani hocam fx fonksiyonumuz şu, şu şekilde davranacak. x 7'den büyükken diyeceğim. x 7'ye eşitken diyeceğim x 7'den küçükken diyeceğim. x 7'den büyükse şurası olduğu gibi dışarı çıkar ve x eksi 7 olur. Artı x eksi 2 vasıtasıyla 2 x eksi 9 gibi davrandığını görüyoruz biz fonksiyonumuzun. x 7'ye eşitse burası zaten 0 olur ve fonksiyonumuz x eksi 2 gibi davranır x 7'den küçükse burası dışarı 7 eksi x diye çıkar. Bir de dışarıda artı x eksi 2'miz var. Artı x ile eksi x gider. 7'den 2 çıktı. Fonksiyon 5 gibi davranır. Ve böylelikle ben fx fonksiyonunun parçalı tanımlı biçimde yazdığı Normal şartlar altında mutlak değerli bir fonksiyondu. Ve ben bu fonksiyonu parçalı tanımlı biçimde ifade etmiş oldum. 57. kazanım bakıştayız. Aha da bu f fonksiyonu mutlak değerli bir fonksiyon. gx eşittir 4 fonksiyonunun grafiğinin kesim noktalarının apsisleri toplamı. Bu tarzda sorular soruyorsa bu iki fonksiyonu birbirine eşitleyeceksin. Çünkü birbirine eşit olduğu yerlerde kesişeceklerdir. O halde mutlak değer içerisinde mutlak değer x eksi 5 Eksi 4. Bunun mutlak değeri eşittir neymiş? 4 diyeceğiz. Burada en dıştaki mutlak değeri kaldıracak olursam mutlak değer x eksi 5 eksi 4. Ya 4'tür diyeceğim ya da mutlak değer x eksi 5 eksi 4. Eksi 4'tür diyeceğim. Sol taraftakini çözelim. Mutlak değer x eksi 5 8 olursa x buradan ya 13'tür ya da eksi 3'tür. Mutlak değer x eksi 5 eşittir 0 dersem x buradan sadece 5 gelir. İşte bunu sağlayan kesim noktalarının apsisleri toplamı sorulmuştu. 13 3 daha 10 yapar. 5 daha cevap 15'in ta kendisi gelecektir sevgili gençler. 243. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Yine mutlak değerli fonksiyonlarımız var. Diyor ki bunların görüntü kümelerini bul demiş bu sefer. Şimdi mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değer kaçtır? 0. O halde bu ifadenin alabileceği en küçük değer 4 için Görüntü kümesinden küçük elemanı tabii ki de 4 olacaktır. Maksimum elemanı burası sonsuza kadar gidebileceği için sonsuz artı 4 de sonsuz olduğu için benim görüntüm 4'ten kapalı sonsuzdan açık aralık olacak. Geldim B'ye. Bunu iyi dinle bildiğim mutlak değer sorusu. Sayı doğru mu çizdim? Abi şunu nasıl okuyorduk biz mutlak değerde? X'in 7'ye olan uzaklığı diye okuyorduk. Bunu nasıl okuyorduk? X'in eksi 2'ye olan uzaklığı. Ve bunu nasıl okuyorduk? X'in eksi 6'ya olan uzaklığı. Şimdi uzaklıklar toplamından gideceğiz. Ve ben bu ifadenin alabileceği en küçük değeri bulursam fonksiyonun görüntü kümesinin alt sınırını da bulmuş olurum. Değil mi? En küçük değeri bulmak için bir hikaye yazıyorduk kafamızda. Ne demiştik ben bu hikayede? Varsayalım ki biz bir kargo şirketiyiz ve bu kargo şirketinde de eksi 6, eksi 2 ve 7 evleri var ve ben sürekli olarak bu evlere kargo dağıtımına çıkıyorum veya bu iş yerlerine kargo dağıtacağım. Peki daha az masraf yapmak için, yakıt masrafı yapmak için bu kargo şirketini nereye kurmalıyım? Bu bana en kısa mesafeyi vermeli. En kısa mesafe eksi 2'nin tam olarak üstüdür. Çünkü eksi 6'ya da eksi 7'ye de pardon artı 7'ye de yakınken eksi 2'nin zaten üzerinde olduğu için buraya kargo dağıtmak zorunda bile kalmaz. Hatta der ki gelsin kendisi alsın şerefsiz. <laughs> Peki gençler o zaman derim ki ben bu ifadenin en küçüklerini bulmak istiyorsam x eksi 2 olmalı. Madem öyle eksi 2 eksi 7 daha eksi 9 mutlak değeri 9 yapar. E zaten burası 0. X'in eksi 6'ya olan uzaklığı hatta bunu eksi 2'yi yerine yazarak bulmaya da bilirsin. Bunun bulan uzaklığı 4. bulan olan uzaklığı 9 ise bak burası 9 gelir. Bunun buraya olan uzaklığı 0'dır. Buraya olan uzaklığı 4'tür dersin. Toplamı da kaçtır? 13'tür. Demek ki bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer 13 olacaktır. E, maksimum değer? E hocam sonsuz olabilir. Artık 13'ten sonsuza diyebiliriz biz cevabımıza. Ve C'ye bakalım. Arada eksi var. Dikkat et. Şimdi yine aynı hikayeyi uyduralım. Diyelim ki x'in 6'ya olan uzaklığından bahsediyor. Bir de eksi 12'ye olan uzaklığından bahsediyor. Peki ben eğer ki x'i eksi 12'den daha küçük seçersem. 6'ya olan uzaklığından eksi 12'ye olan uzaklığını çıkarırsam ki burası A ise burası 18 artı A'dır. Çünkü eksi 12 ile 6 arasındaki mesafe 18'dir. Bundan kaynaklı benim buradaki mesafem yani ikisini ben istediğim kadar uzakta seçeyim. Eksi sonsuz seçeyim hiç fark etmez. İşte bu buradaki uzaklık bana 18'i verecektir. Çünkü 18 artı A'dan A'yı çıkar demiş bize 18 gelir. Peki buradan seçersem işte o zaman da bunun buraya olan uzaklığı c iken buraya olan uzaklığı 18 artı c olacağından c'den 18 artı c'yi çıkarırsam bu sefer eksi 18 gelecektir. Yani bu fonksiyonun alabileceği en küçük değer eksi 18 maksimum değer artı 18'dir. Kapalı aralıktaki bütün değerler bana bu fonksiyonun görüntülerinin birleştiği, görüntülerinin buluştuğu, görüntülerinin topladığı kümeyi verecektir. Güzel. Şimdi artan ve azalan fonksiyonu soru e, videonun başında Bundan bahsetmeyi unuttum. Dedim ki parçalı tanımlı fonksiyon ve bileşke fonksiyonu işleyeceğiz dedim ama artan ve azalanı söylemeyi unuttum. Artan ve azalan fonksiyonlar da bu, konu, bu videonun konusu gençler. Bu konu türevde karşına efsanevi şekilde çıkacaktır. Yani direkt konusu var. Türevi sıfırdan küçük veya eşit olan fonksiyonlar azalan fonksiyonlardır. Türevi sıfırdan büyük veya eşit olan fonksiyonlar artan fonksiyonlardır. Tabi türevinin sıfıra eşit olduğu noktalar sayılabilir çoklukta noktalar olacak falan diye uyarılar yapacağız. Türevin direkt olarak konusu. O yüzden iyi dinle. iyi dinle. Varsayalım türevden çözemedin. E gel fonksiyondan çözeceğiz o zaman. Tamam mı? A reel sayıların bir alt kümesi olmak üzere bu alt kümeden reel sayılara tanımlı bir fonksiyonumuz var f fonksiyonu. y eşittir f(x) ve y g(x) fonksiyonları verilsin. B A'nın herhangi bir alt aralığı olsun. B A'nın herhangi bir alt aralığı. Yani tanım kümemizin bir alt aralığında. Bu alt aralıktan seçilen her x1 ve x2 için x1 x2'den küçük olduğunda fx1 de fx2'den daha küçük oluyorsa işte ben bu fonksiyonu artan fonksiyon diyeceğim. Yani şu şekilde hemen şeklimize gidelim. Hazır var çizilmişi. Bak x1 x2'den küçük mü? Evet. Bunun görüntüsü ne? fx1. Bunun görüntüsü ne? fx2. fx1 fx2'den küçük mü? Evet. İşte o zaman bu fonksiyonun grafiği artan bir şekilde olmak zorunda. Yani bu şekilde artmak zorunda. Bu şeklin oluşabilmesi için. Veya x1 x2'den küçük mü? Evet. fx1 de fx2'den yine küçük mü? Evet. Bak bu fonksiyon şu şekilde azal, artıyor. Sanki ileride azalacakmış izlenimi his, veriyor ama azalmıyor. Bu fonksiyon da artan bir fonksiyondur. Tamam. Peki. Şimdi artan azalan azalan fonksiyon pardon azalan mı dedim az önce artan fonksiyondu değil mi? Eğer az önce dilim sürçüp azalan fonksiyon diye bir cümle kurduysam özür dilerim artan fonksiyon olacak. Ve yine B kümesinden seçilen her x1 ve x2 elemanı için x1 x2'den küçük olduğunda eğer fx1 fx2'den daha büyük oluyorsa işte o zaman işler tersine dönüyordur azalan fonksiyon diyoruz. x1 ve x2 ab açık aralığının bir elemanı x1 x2'den küçükken fx1 de fx2'den küçük oluyorsa f fonksiyonu direkt olarak ab aralığında artandır diyeceğiz. Yani artanlığın kuralı değişmiyor gördüğün üzere değişmiyor. Sadece bir alt aralıkta AB açık aralığında fonksiyonun artanlığına azalanına bakacaksak yorum yapabiliyoruz. Şimdi efendim alta doğru inelim burada da azalan fonksiyona bir örnek verelim. Yine aynı şekilde AB açık aralığında azalan fonksiyonun tanımı da aynı şekilde. Azalan fonksiyon bak x1 x2'den küçük mü? Evet. x1'in görüntüsüne bak fx1 x2'nin görüntüsüne bak fx2 e, fx1 fx2'den daha büyük e, o halde bu fonksiyon azalıyordur. Bu bundan küçükken görüntüsü bundan daha büyükse azalan demiştik unutma. Aynı şey burası için de geçerli. Tamam mı güzel kardeşim? Bununla alakalı son uyarımız da şu. Ax artı b bir doğrusal fonksiyonsa. Bak doğrusal fonksiyondan bahsediyoruz. Eğer ki baş kat sayıyı yani a'ya baktın. a sıfırdan küçükse fonksiyon kesinlikle azalandır. Sıfırdan büyükse kesinlikle artandır. Sıfırsa sabit fonksiyon olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü burası sıfır olursa fx eşittir b sabit fonksiyonuna erişmiş oluruz. 59. kazanım bakış. A kümesi 6 7 8, B kümesi 2 3 4 5 6 7 9 olmak üzere A'dan B'ye yani bu kümeden bu kümeye tanımlı bir fonksiyonumuz olacak. f fonksiyonunun görüntü kümesinin elemanları toplamı en çok kaçtır? E bu fonksiyon artan bir fonksiyondur. Şimdi 6 7 ve 8 yukarıdan aşağı doğru artıyor. O zaman görüntüler de artacak ve ben en çoğunu istediğim için en büyük değerleri artan biçimde şuraya sıralayacağım. 6 6'ya gitmiştir. 7 7'ye 8 de 9'a gitmiştir o halde. Bunların toplamı sorulmuş bize. 6 7 9 daha bana 22'nin ta kendisini verir. Cevabımız 22 idi. 60. kazanım bakış. Azalan bir fonksiyon olduğunu söylemiş f fonksiyonu reel sayılarda. f 5'te 12'ymiş. f 10 ile f 1 toplamı ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi her halükarda şunu söyleyebiliriz. Reel sayılardan reel sayılara bir kere. Ve ben F5'in görüntüsünün 12 olduğunu biliyorum. Her halükarda F5 tabii ki de F10'dan daha büyüktür. Çünkü azalan fonksiyondu. Her halükarda F5 tabii ki de F11'den yine daha büyüktür. Aynı zamanda F10 da F11'den daha büyüktür. Ama şunu biliyorum. Madem F5 12'ymiş demek ki F10 12'den daha küçük. F10 küçüktür 12. Ve F11 de aynı zamanda 12'den daha küçüktür. Bana bunların toplamı sorulmuş. F10 ile F11'in toplamı o halde 24'ten daha küçük olmak zorundadır. Unutma reel sayı diyor. Tam sayı verip de işlem yapmak zorunda değilsin. F10 ile F11'in toplamı 24'ten küçükse 24'ten küçük bir sayının alabileceği maksimum tam sayı değeri 23'tür. Cevabımız da 23 olur. Peki gençler 61. örneğe bakacağız ama ondan önce bileşke fonksiyonu bir tanımlayalım bakalım. 61. örneğimiz demek ki bileşke fonksiyon örneği olacak. A'dan B'ye tanımlı bir f fonksiyonu var. Ve bunun değer kümesi var ya B. İşte onu tanım kümesi olarak kabul eden ve B'den C'ye tanımlanan bir G fonksiyonumuz var. A'nın elemanlarını F ve G fonksiyonlarıyla C'nin elemanlarıyla eşleyen fonksiyona biz bileşke fonksiyon diyeceğiz. Başka bir ifadeyle. F fonksiyonu A'dan B'ye örten ve G fonksiyonu B'den C'ye e, tanımlanan fonksiyonları verilsin. Her X eleman A için yani şuradan seçilen her X için HX eşittir GFX şeklinde tanımlanan A'dan C'ye olan H fonksiyonuna... Biz f ve g fonksiyonlarının bileşke fonksiyonu diyeceğiz. Görsel olarak anlatırsam çok daha iyi anlayacaksın. f fonksiyonu ne yapıyordu? x'leri fx'lere taşıyordu. g fonksiyonu da fx'leri gx'lere mi taşıyacak? Yani bunun g'nin tanım kümesi fx'lerden oluştuğuna göre fx burada g'nin içerisine girmeli. Ve böylelikle ben g ifadesine g bileşke f diyeceğim bundan sonra. Bak bunu bana lisede saçma gelmişti. Yani ya hocam biz bunu görsel olarak gösterince önce f'i sonra g'yi yapmıyoruz. Mu? Yani önce f'ler elemanları taşıyor sonra g'ler taşımıyor mu? Evet. Peki neden o zaman g bileşke f diye yazıyoruz? Yani bu tarafa doğru okurken f, g geliyor da bunu yazarken niye gof yazıyoruz? O değil aslında o bileşke işlemi de. Gof diye kolayca okuyabiliriz her neyse. F ve g var burada. Ben niye g bileşke f yazıyorum? Hoca da şöyle demişti. Çok mantıklı geldi. Şimdi sen önce f'i yapıyorsun ya işlem olarak. Değil mi? Peki g bileşke f(x)'te önce hangi işlemi yaparsın? Tabii ki f'in sonucunu bulursun ki daha sonrasında g'nin içerisine yazarsın. Ha dedim mantıklı. Güzel, sevdim bunu. Pekala, bileşke fonksiyon. Özelliği var mı? Var. Olmayan özellikleri de var. Onları da ben senin için yazdım buraya. g bileşke f g f bileşke g g bileşke f'den farklıdır. Yani nadir durumlar vardır aynı olduğu. E bu durumlar f'in g'ye eşit olduğu durum gibi veya f g'nin ters fonksiyonu ise gibi durumlar vardır. Ama birbirinden farklı f ve g fonksiyonları için veyahut birbirinin ters olmayan f ve g fonksiyonları için bileşkede değişme özelliği yok. Birleşme özelliği var mı? Var. Yani sen önce g bileşke h'ı bulup sonra f'in içine yaz. İstersen f bileşke g'yi bul sonra h'ı bunun içine yaz. Hiç fark etmez. I dediğimiz şey birim fonksiyonu biliyorsun. F bileşke birim fonksiyon Bil, e, birim fonksiyon bileşke f her zaman bana f'i verir. Çünkü zaten birim fonksiyon dediğimiz şey x'de hiçbir şey değiştirmiyor zaten. Etkisiz eleman. Tamam. Ki ki hadi orada da biraz böyle e, şey yapalım. Felsefe yapalım. Matematik felsefesi yapalım. Üla sana şimdi şöyle diyeyim ben. Toplama işlemi diyoruz değil mi? Toplama işleminin etkisiz elemanı. Bunun farklı bir ismi var mı? E, toplama işleminin etkisiz elemanı sıfır da işte o etkisiz eleman, etkisiz elemanın farklı bir ismi var mı? Ben sana söyleyeyim. Toplama işleminin toplamanın birim elemanı. Uuu birim elemanı. Bak. Bak. Şimdi birim elemanı aynı zamanda etkisiz eleman diye geçer müfredatta. Tamam mı? Birim elemanı demek etkisiz eleman demek ya. Mesela ne diyoruz biz? Bir A sayısıyla ben B sayısını işleme soktuğum zaman, toplama işlemine soktuğum zaman cevap yine A geliyorsa Burada B'ye toplama işleminin etkisiz elemanı denir. Yani birim elemanı denir. Şimdi buraya bakıyorsun. Ben ı fonksiyonu yani birim fonksiyonu F ile işleme sokuyorum. Ya da birim fonksiyonu F ile yine işleme sokuyorum. f(x) x F ile işleme sokuyorum ve cevap yine f geliyor. Etkisiz davranıyor burada bileşke işleminde. Bileşke işleminin etkisiz elemanı birim fonksiyon. Birim yani etkisiz fonksiyon. Ne güzel oldu. Tertemiz. Değil mi? Ve evet, çarpma işleminin etkisiz elemanı ne diyoruz? Bir A sayısıyla B sayısını işleme soktuğumda cevap, cevap, cevap ne geliyorsa diyeceğim. Cevap etkisiz eleman. Ha bir dakika ya çarpma işlemine göre tersini buluyoruz o zaman. Cevap yine A geliyorsa diyelim. Tamam cevap yine A geliyorsa. şimdi B nedir? Etkisiz elemandır. Yani 1'dir. Toplama işleminde 0, çarpma işleminde 1. İşte toplama işlemine göre ters ve çarpma işlemine göre ters elemanlar nedir? Mesela sen diyorsun ki ben şunu düşün. 5 sayısının toplama işlemine göre tersi nedir dediğim zaman sen yapıştırıyorsun. Eksi 5. Değil mi? Aksini iddia eden olmaz herhalde. 5 sayısının çarpma işlemine göre tersidir. 1 bölü 5 hocam 1 bölü 5. Evet o da çok mantıklı doğru. E niye? <laughs> Niye? Şimdi bak toplama işleminin etkisiz elemanı yani birim elemanı sıfırdı. Çarpma işleminin etkisiz elemanı birdi. Şimdi burada da kendimize şu soruyu soruyoruz. Biz ters elemanları bulabilmek için. Ah ah o eski müfredatın gözünü seveyim ben. İşlem diye bir dersimiz vardı. O işlem dersinde Etkisiz elemanı, yutan elemanı, vay efendim işte ters elemanı. Bunların hepsini açıklıyorduk neyin neden geldiğini. Ve çok güzel konuydu. Maalesef yok artık müfredatta. Toplama işleminin etkisiz elemanı sıfırdı. Şimdi ben kendime şu soruyu soruyorum. Şu soruyu soruyorum. Ben top, A sayısıyla neyi toplarsam bu bana toplamanın etkisiz elemanını verir. Veya A sayısıyla neyi çarparsam bu bana çarpmanın etkisiz elemanı verir. Yani etkisiz elemanı veren elemanı arayacağız. Ben A ile neyi toplarsam sıfır bulurum? Eksi A'yı. Bak eksi A. Toplamanın ters elemanını bulmuş olduk. Ben A sayısıyla neyi çarparsam bir bulurum? Bir bölü A ya bak. A'nın çarpma işleminin tersini buldum. Evet biraz temel kavramdan da bahsettikten sonra burada birim elemanın aslına bakarsan bileşkede etkisiz eleman olduğunu da şunu bas bas bağıracak şekilde sana kanıtlamış da olduk. Anlatmış yani yorumlamasını yaptık. Mantığını anlattık da diyebiliriz. Bir daha unutma tamam mı bunları? Peki biz olayımıza geri dönelim. Aha bu soru. Diyor ki f bileşke gx 2x eksi 5 iken gx de x artı 3 ise f8 kaçtır? Şimdi kardeş f'in içinde gx demek bak bu. Kaçmış? 2x eksi 5. Ben şimdi sana şunu sorayım. Gx'i ben olduğu gibi yerine yazabilir miyim şöyle? Hoppa yazarım niye ki sonuçta vermiş bana x artı 3. O zaman bu 2x 5 miymiş? Şimdi sana sorum şu benden istenen ne? F8. Yani ben burayı 8 mi yapacağım? Evet o zaman x gördüğüm yere 5 yazarım. 2 kere 5 10. 5 çıktı cevap 5'tir deriz. F8 5'e eşit olmuş olur. Tamam. Gayet basit, rahat, profesyonel. Öyle davranman lazım zaten. Öteki türlü olmaz. Yani şunu kalemi ele aldığı zaman şu soruyu çözerken avuçları terleyen bir adam YKS'de ne yapacak? De böyle düşün. Rahat ol. Tamam Kafaya takma. F bileşke Gx'i vermiş. Yani F'in içine yine Gx'i yazmış bu adam. Ve demiş ki bu 6x artı 5'tir. Bu sefer bana Fx'i vermiş. Şimdi F'i ben biliyorum. F'in içine Gx yazınca ne olur? F'in içine Gx yazınca. Yani ben şurada x gördüğüm yere Gx mi yazacağım? F, Gx'i bulmak istiyorsam buraya Gx yazarım. Yani iki tane Gx. Eksi 3. Aslında 6x artı 5'miş. Güzel. Benden istenen de G2 o zaman ben x gördüğüm yere 2 yazarım. Değil mi? 2 tane G2 eksi 3 eşittir. 6 kere 2 12. 5 ekledim 17. Eksi 3'ü karşıya fırlatırsam 2 tane G2 bana 20'yi verir. G2 de buradan kaç gelir? G2 ve kaç gelir? Onun kendisi gelir gençler. Güzel. Şimdi 244'ü de bitirdik artık seninle. Bu hızla gidersek kitap 3 güne biter. <laughs> Güzel gidiyoruz. Yani keyifli de gidiyor. Ben anlatırken keyif alıyorum açıkçası. 244'ü bitirdik. Şimdi 245'e geldik. Umarım sen de dinlerken keyif alıyordur. 63. kazanın bakıştayız. fx fonksiyonu 3x 2'ymiş. gx de x kare artı 1'miş. Ben şunları yanımda taşıyacağım. Şöyle gittiğim yere götüreyim ben bunları. Sen gel şurada dur. Tamam mı? Sen gel şurada dur. Sen de şurada dur. Orta durma şurada dur. Sen gel şurada dur. Sen şurada dur. Sen de şurada dur. Tamam. Şimdi ben sizleri çözeceğim. İyi dinliyoruz mu gençler? Hadi bakalım. G bileşke F sorulmuş. G'nin içine F yaz diyor. G'nin içine F yaz diyor. F neydi? Şu değil mi? Evet. Yani şurası 3x-2. 2. Şimdi ben G fonksiyonunda X gördüğüm yere 3x-2 2 yazacağım. Yani şurada. Yazalım. Ne gelir? 3x-2'nin 3x-2'nin karesi artı 1 gelmez mi? Tamam. Devamını açmana gerek yok. Böyle bırakabilirsin. Açılabilirsin. Orası sana kalmış. O senin yoğurt yeme biçim. Tamam. Şimdi f'in içine g yaz diyor. Yani ben x gördüğüm yere hop x kare artı 1 mi yazacağım? Evet. O zaman 3 parantezinde x kare artı 1 eksi 2 bana bunun cevabını verir. Devam. g'nin içine f1 yaz demiş. Gel önce f1'i bulalım. F1 şurada 1 yaz yerine. F1'i bulalım. 1 yedir. G1 kaçtır? 1'in karesi 1. 1 ekle 2. Devam. Diyor ki F'in içerisine G-1 yaz. Gel G-1 bulalım. Yani şurada eksi 1 yaz. Eksi 1'in karesi 1. 1 ekledim 2. Burası 2'ymiş. F2. F2 kaçtır? 3 kere 2. 6. 2 çıkardım. 4'tür. Bu da 4'müş. E devam. F'in içine F5 yaz demiş. F'in içine F5 yazalım. Şurada 5'i yaz bakayım. 3 kere 5. 15. 2 çıktı. 13. Şimdi F'in içine 13 yaz diyor. E 3 kere 13, 39, 2 çıkardım 37. Bu da buymuş. Devam. G'nin içine G2 yaz demiş. G-2. Şöyle. Önce neyi bulacağım? G-2. g 2, g -2 şuradan bulurum. Eksi 2'nin karesi 4, 1 ekledim 5. Şimdi ne diyor? G'nin içine 5 yaz diyor. E yazalım. 5'in karesi 25, 1 ekledim 26. Bu da bana böylelikle cevabı vermiş olur. Arkadaşlarım 245. sayfamızın sağ üst tarafındayız artık. Neredeyiz biliyor musunuz? 64. kazanın bakış. Hadi bakalım beraber çözelim. f(x) 4x artı 12'ymiş. Doğrusal fonksiyon olduğunu peşin peşin vermiş. F7'nin alabileceği değerlerin toplamı soruluyor. Madem doğrusal fonksiyon. Ben f(x)'e ax artı b diyemez miyim? Pek tabi derim. Yani bunu şöyle kayıt altına alalım arkadaşlar. Şöyle de yapalım. Benim f(x)'im ax artı b. Bundan böyle ben f(x)'e ax artı b diye hitap edeceğim. Peki Lan f'in içine f yaz demiş. O zaman f fx ne olur? f fx yani x gördüğüm yere ax artı b'yi yazarım bu sefer değil mi? Artı b. Çok güzel. a'yı içeri dağıtırsam f fx yani şurası ne olmuş olur? a kare x artı ab artı b olmuş olur. Ki bu da bana 4x artı 12'yi veriyormuş. Şimdi arkadaşım burada x'in kat bakıyorsun 4. Solda x'in kat bakıyorsun a kare. Şimdi a kare 4 ise iki ihtimal vardır. A ya 2'dir. A ya da eksi 2'dir. Şimdi iki tane ihtimali de şöyle ve şöyle yazdım. Sonra geldim şöyle dikdörtgen için arada ol. Tamam bunlar önemli bizim için. A2 veya eksi 2 demiştik. A2 ise şurası ne olur? 2B artı B'den 3B olur. 3B. Eşittir. Buranın sabit terimine eşit olacak 12'ye. Şimdi A2 iken B kaç oluyormuş? O zaman 4. A2 iken B4 bulduk. Geldim buraya. A eksi 2 ise... Şurada yerine yazarsam eksi 2b artı b'den eksi b gelir. Eksi b şuranın sabit terimi olan 12'ye eşitse b de eksi 12 olur. Şimdi bunu da buldum bunu da buldum. Ne işime yarayacak? İki tane fonksiyon türedi artık. Şimdi benim fx'im şu değil miydi? Değil mi? Artık diyorum ki fx fonksiyonu eğer a2 ise 2x artı 4'tür. a'yı b yerine yazdım. Eğer ki a eksi 2 ise eksi 2x eksi 12'dir dedim. Şimdi benden istenen f7. O zaman F7'leri bulalım F7 2 kere 7 14 4 ekledim 18 Veya F7 Eksi 2 kere 7 eksi 14 Eksi 12 daha eksi 26 yapar Ve ben 18 ile eksi 26'nın Toplamını merak ediyorum Ben bunları toplarsam Eksi 8'in ta kendisi bana cevabı verir Tamam Evet Anlamayan var mı diye soracağım Lakin Ben sizi duyamayacağım siz beni hatta iki gün sonra falan duyacaksınız. Keşke böyle şey olsaydı. Anlamayan var mı dediğimde böyle uf, cevaplar gelseydi. Çözüm önerisi falan sunan olsaydı. Yani aslına bakarsanız keşke size yüzlü ders verebilseydim. Çok güzel olurdu. 65. kazanın bakıştayız. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g fonksiyonları için. F bileşke g. F ile g'nin çarpımıymış. G bir kaçtır? E şimdi şöyle diyor bak. O bunu şöyle düşünelim. Fx'i ben zaten biliyorum ya şunu. Şu ne demek şu? F'in içine gx yaz demek değil mi? Yani f'de x gördüğün yere şuralara gx'i monte et demek edelim. 2 tane gx artı 5 yapar bu. Bu da neye eşitmiş? fx çarpı gx'miş. Hocam bir dakika ya dur dur hocam. Fazladan satır yazmaya gerek yok ya. Ben fx'in şu olduğunu bilmiyor muyum? O zaman şurada da fx gördüğüm yere bunu yazabilirim. Evet yazabiliriz yazalım hadi. 2x artı 5 bu fx'ti çarpı gx dedim. Güzel. Şimdi benden istenen ne? g1. O zaman x gördüğümüz yere 1 yazalım. Çünkü fazlasıyla gx'imiz var artık. 2 tane g1 artı 5 eşittir. 2 kere 1, 2, 5 ekledim. 7 tane g1 yapar. 2G1'i 7G1'in yanına fırlatırsam 5 eşittir 5G1 gelir. 5 kere G1 5 ise e, G1 5'tir abi. <laughs> aklıma şey geldi. G5 kaplumbağa o geldi aklıma. <laughs> evet g 1de kaç oluyormuş arkadaşlar? Ee, 1 oluyormuş dedik. Ya o kadar G5 dedim 5 diyecektim az daha cevabı. Cevabımız 1'di gençler. 66. kazanım bakış. Reel sayılardan reel sayıları tanımla. Yani reel sayılar üzerine tanımla parçalı fonksiyonumuz var. X rasyonelse bunu, değilse bunu kullan demiş. İyi, e, karesini alana kadar rasyonel yap. Yani rasyonel gelene kadar karesini alacak kesin. Burada ne diyor? Abo bu ne? Böyle yazılabiliyor muymuş? Demek ki yazılabiliyormuş. Fo 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 fo, fo diye yazabiliyormuşsun. Bak. Önce en içtekini halledeceksin bunu. Dördüncü dereceden kök içinde 3. Rasyonel mi değil mi? E değil. E rasyonel değilse karesini al diyor. Ben dördüncü dereceden ee, kök içerisinde 3'ün karesini alırsam kök 3 gelir. Şimdi şuna bakıyorsun. F kök 3. Rasyonel mi kök 3? Hayır. O zaman karesini al 3 geldi. Şimdi F'in içine 3 yaz. 3 rasyonel olduğu için 3'ü burada yerine yazacağım. 3 kere 3, 9, 7 ekledim. 16 ve son olarak F'de X gördüğüm yere 16 yazacağım. Rasyonel olduğu için burada yerine yazacağım. 3 kere 16 artı 7 bana cevabı yani 55'in ta kendisini verecek gençler. Ve artık 67. örneğimizdeyiz. Bir sonraki e, sayfada ters fonksiyona geçeceğiz ama ters fonksiyon bir diğer videonun konusu olacak. Burada 67. kazanım bakışı beraber çözelim. Diyor ki reel sayılar üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonlarımız var. gx fonksiyonu eksi 3x artı 15 ve gx eksi 4 de f 4x artı 2'ye eşitmiş. Buna göre f bileşke g3 soruluyor bize. Şimdi öncelikle F bileşke G3 soruluyorsa şöyle yazdım. Bana ne gerekiyor? G3. Tamam. Peki ben G3'ü bulabilir miyim? Getir şurada yerine yaz. G3 eşittir. Eksi 3 kere 3 eksi 9. 15 eklersem 6 gelir. Yani aslında benden F6 isteniyor. F6 kaçtır diyor. Peki F6'yı bulmak için X gördüğüm yere 1 yazabilir miyim? Tabii ki de. F 6 oldu bak x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz Tabi burada da yerine yazıyoruz F6 neymiş g eksi 3'e eşitmiş Bak unutma benden bu isteniyor dedim F6 ve F6'yı elde edebilmek için artık g eksi 3'ü bulmam yeterli olacaktır e g eksi 3'ü nasıl bulurum? Tabii ki de getiririm burada eksi 3'ü yerine yazarım. Hadi yazalım. Eksi 3 kere eksi 3 9 yapar. 15 eklersem bana f6'yı. Önce g eksi 3'ü. tabi dolaylı yoldan da f6'yı verir. O da dolaylı yoldan F G3'ü verir yani bana sorulanı verir. Cevabımız 24'ün ta kendisiymiş diyebiliriz sevgili gençler. Ve 245'i de bitirdik. Tabi az önce de bahsettiğim gibi artık diğer konumuza yani ters fonksiyona geçeceğiz. Ama diğer videomuzda olacak bu dersimiz gençler dersimiz fazla uzamasın. 40. dakikalara dayanmışız zaten. Kalemi bıraktık ödevlerinizi sorularınızı yapmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet unutmayın.